Gel. Validem. Müsaitseniz konuşmak istediğim mühim bir mesele vardı. Tabii, gel aslanım, otur. Bir şey görüp işitirsem ilk size söylememi istemiştiniz. Bayezid'le alakalı öyle bir şey öğrendim ki... Hünkar abimin kulağına giderse neticeleri Bayezid için hayırlı olmaz. Neymiş o? Dün gece saraydan gizlice çıktı. Yetmezmiş gibi çarşıdaki hadiselere karışmış. Hünkar abimin emriyle idam edilecek bir yeniçerinin hayatını bağışlamış. Emin misin? Tevatür olmasın. Çarşıdaki herkes şahit. Subaşına sormanız kâfi. Hırs gözünü kör etmiş validem. Size daha evvel de söyledim. Bayezid'e karşı dikkatli olmamız gerekiyor. Zira iktidar hayalleri kuran yalnızca validesi değil. Aslanım nerede? Valide sultanım. Saraydan çıkmamış. Haremde yok. Hükârımız. Bu geceyi Sultan Mustafa'nın dairesinde geçireceklermiş. Ne demek oluyor bu? Sebep? Malumatım yok sultanım. Yarının hepimiz için başka bir gün olacağını söylediler. Sabah şerifleriniz hayır olsun sultan. Hünkârımız daireden çıkmış. Acilen divanın toplanmasını emretmişler. Neden toplamış divanı? Bir şey öğrenebildin mi? Sultanım, bir malumatım yok ama Abaza Mehmet Paşa ile Kemankeş Ağa da davet edilmişler. Mehmet Paşa'ya söyle, işi biter bitmez beni görsün. Emredersin sultanım. Kararlara ilaveten beni kubbe veziri tayin ettiler sultanım. Bundan böyle divanda gözünüz kulağınız ben olacağım. Âlâ. Peki Kemankeş? Onu da çağırmışlardı divana. Kemankeş artık ketüdağınız değil. Yeniçeri Ocağı'nın başına geçti. Hayırlısı olsun.
Nizam alem için tedbir almak şart. Benim endişem cezaların ağırlığı. Sırf tütün içti diye birini idam edeceksek halimiz nice olur? Siz başımızda oldukça her türlü melanetin üstesinden geliriz sultanım. Sultanım, dün akşam silahtar aile tesadüf ettim. Bir laf etti, mana veremedim. Neymiş o? Hanedana damat olacağımı işitmiş. Nasıl kulağına gitmiş hayret. Öyle bir düşüncem var, evet. Fakat henüz karar vermedim. Siz nasıl münasip görürseniz sultanım. Artık buradaysan paşam, tetkik etmeni istediğim bir mevzu var. Şehzade Bayezid gizlice saraydan gidip yanlış bir işe karışmış. Aslı astarı nedir öğrenmeni istiyorum. Emredersiniz sultan. Yangının izlerine siliyor sultanım. Emriniz üzere şehir yeniden inşa ediliyor. Ben de kendi konağımı yaptırıyorum. Biter bitmez taşınacağım. Gel. Validem. Sultan. Ne bu halin? Mevzu yine mi silahtar? Hünkârımız kıyacak ona. Yalvarırım bir şey yapın validem. Sizden başka kimse engel olamaz. İsterseniz Mehmet Paşa ile evlenirim. Ya da her kimle istiyorsanız onunla. Razıyım. Yeter ki silahtara bir şey olmasın. Kendine gel Geverhan. Topla kendini. Sen bir sultansın. Elimde değil. Canım yanıyor. Zamanla geçer. Geçmezse de kederinle yaşamayı öğrenirsin. Çık. Size Bayezid'in kabahatinden bahsetmiştim. Ne yapacaksınız merak içindeyim. Vaziyeti ben tetkik ediyorum. Sen elinden geleni yaptın. Bundan sonra karışma artık. Mevzu bahis hepimizin hayatıyken benden uzak durmamı bekleyemezsiniz validem. Şehzadem, Bayezid bir hata yapmış olabilir. Fakat asla Hünkar abinin tahtına göz dikmez. O benim evladım sayılır. Sizlerle birlikte elimde büyüdü. Biz de büyümüş olabilir lakin bizden değil validem. O sizin oğlunuz değil. Tıpkı merhum abim Sultan Osman gibi. Onu da bizden ayırmadınız. Çok sevdiniz hatta. Sonra ne oldu? Tahta çıkar çıkmaz sizi eski saraya sürgün ettirdi. Bizleri kafese kapattırdı. Hatta fırsatını bulur bulmaz Mehmet abimi katletti. Aynı şey değil. Tahtta Murat abim var şimdi. Yarın ne olacağını bilemeyiz validem. Merhum babam da erken vefat etmedi mi? Ya Hünkar abim de... Sus, ne biçim konuşuyorsun? Ağzından yel alsın. Rabbim uzun ömürler versin oğlum.
Amin validem ama... Bayezid Ekber Şehzade. Yani tahtın varisi. Bütün bunları düşünüp tedbir almamız gerekmez mi? Devletlim. Payitaht büyük bir yangından çıkıp yaralarını sararken nizam-ı alem için sert tedbirler almak şart. Fakat neden böyle ağır cezalar veriyorsun? Bırak zindanda kalsınlar, akılları başlarına gelsin. Oğlum, böyle giderse ahalinin sevgisini tümden kaybedeceksin. Hangi ahali validem? Rahmetli abim Sultan Osman'ın elini kolunu bağlayıp sokaklarda dolaştıran ahali. Benim onların sevgisine ihtiyacım yok. Sonunun abin gibi olmasından korkuyorsun değil mi? Veyahut amcan gibi. Onun için gittin dairesine. Korkularınla yüzleşmek için. Benim kimseden korkum yok. Kan beynine sıçradığında nasıl öfkelendiğini biliyorum. Gözünü budaktan esirgemediğini de biliyorum. Evet, bir hünkâr cesur olmalı. Fakat kaybedeceği savaşa girecek kadar değil. Ok yaydan çıktı validem. Savaş çoktan başladı. Ben göklerden gelen hüküm neyse ona razıyım. Ya kazanacağım, ya kaybedeceğim. Yeni vazifen hayırlı olsun Kemankeş. Artık Ketudam değilsin. Sevinmişsindir herhalde. Haşa sultanım. Ben sizin sevindiğinizi düşünmüştüm. Beni yanınızda istemiyordunuz. Neyleyim ki hala yanımdasın. Sultanım. Abaza Mehmet Paşa ocağa geldi. Sizin emrinizle bir yeniçeriyi arıyormuş. Doğru, ben söyledim. Merakımı mazur görün sultanım. Neden bana haber vermediniz? Ben gereğini yapardım. Doğru yapardın. Hemen gidip oğluma anlatırdın. Sultanım. Görüyorum ki... bana olan öfkeniz ve kırgınlığınız geçmemiş. Telafisi olur mu bilmiyorum. Lakin ben elimden geleni yapacağım. Tek arzum bana yeniden itimat etmeniz. Canınıza yoldaş saymanız. Söyle, gidip hesabını soracağım. Tamam, bir şeyim yok. Ağlamıyorum bak. İyiyim.
Selim aslan torunum. Hadi sen aşağıda biraz oyna, biz annenle konuşacağız. Ne yapıyorsun sen? Ne bu halin? Kendini düşünmüyorsan evladını düşün. Düşünüyorum zaten. O olmasa... O olmasa ne? Silahlar için canına mı kıyacaksın? Gücüm kalmadı validem. Tahammülüm kalmadı. Ne size... Ne hünkârımıza, ne bu saraya. Mutlu olmak için küçücük bir umudum vardı. O da silahlarla öldü. Hatasının bedeli şüphesiz ki ölüm. Fakat hünkâr kardeşin canını bağışladı. Silahlar yaşıyor mu? Affetti demek. Bu hiçbir şeyi değiştirmez. Onunla evlenmem mümkün değil. Daha önce de söylediğim gibi Abaza Mehmet Paşa ile evleneceksin. Valide Sultanım, beni görmek istemişsiniz. Evet Bayezid. İşittim ki hünkâr abinin idam cezası verdiği bir yeniçerinin canını bağışlamış. Siz bunu... Adı Hüsrev. Hatırladın mı? Karışıklık olmuş. Hüsrev o gece yangında bana yardım etmiş, ahalinin adına koşmuştu. Ben de buna istinaden... İyi niyetinden şüphem yok. Fakat hata etmişsin. Suçunu itiraf ettin. Keman Keşan, Allah aşkına bağışlayın. Şeytana uydum, bir hata ettim. Tövbe, bir daha yapmam. Masum olduğunu sanıyorum. Hakikati bilsem zinhar yapmazdım. Masum ya da değil. Hünkârımızın hükmünü hiçe saydın. Bunun ne demek olduğunu biliyorsun değil mi? Art niyetim yoktu sultan. Hünkâr abimin hükmünü hiçe saymak aklımın ucundan dahi geçmez. Kendisine izah edecektim zaten. Fakat etmedin. Çünkü saraydan gizlice çıktı. Bu ikimizin arasında kalacak. Bundan sonra daha dikkatli olursun. Benden ya da hünkârımızdan sakladığın herhangi bir şey, masum dahi olsa, sana zarar verir. Sultanım, cüretimi mazur görün. Fakat en doğru olanı yaptınız. Hünkârımız böyle bir kabahati zinhar affetmezdi. Demek ki neymiş Kemankeş? Bazen susmak, konuşmaktan daha hayırlıdır değil mi?
Gel. Hoş geldiniz İfade'den. Sarayda olmadığınızı söylediler. Evet, vakıfta işlerim vardı, oraya gittim. Nedir o? Ahizade Efendi'ni tayin etmek istediği zatlar. Hepsi kendine yakın zatlar. Ulema içerisinde hizip kurmak istediği aşikar. Müftü Efendi bu isimleri verdiyse onaylaman lazım. Siz ne diyorsunuz Valide? Alenen ihanet içerisindeler. İstediklerini verip kendi kuyumu mu kazayım? Belli ki bu isimler de işin içinde. İstedikleri tayini yap ki huylanmasınlar. Biz de bilelim düşmanlarımızı, isimiz. Dediğiniz gibi olsun. Ben yarın Bursa'ya gidiyorum. Bir müddet payitahtta olmuşum. İznik Kadısı hakkında şikayetler almış yürümüş. Bizzat tetkik edeceğim. Devletim sen niye gidiyorsun? Emir ver getirsinler haini. Biliyorsun arslan çekilince sırtlanlara gün doğuyor. İşte tam bu sebepten gideceğim Varide. Bakalım kimler yokluğumu fırsat bilip ne işler çevirecekler. Varsın meydanı boş bıraktım sansınlar, dolaşsınlar. Öyle bir anda bineceğim ki tepelerine. Neye uğradıklarını şaşıracaklar.